Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. ile bugün kanalda olması gerektiğini düşündüğüm bir videoyu sizlere çekiyorum. Bugün Crusader Kings 3 oyununda bir rehber videosu yapmaya karar verdim. Bu rehber bilinen rehberlerin aksine şu özellik prestijdir. Prestijiniz yüksek olursa bu olur. Bu din puanıdır. Din puanınız yüksek olursa böyle olur tarzında bir rehber olmayacak. Ben bu oyunu sizlere mantığını anlatmaya çalışacağım. Ben kesinlikle oyunu çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ancak oyunda her ülkeyle oynayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü yapay zekanın neler yapabildiğini, neler yapabileceğini az çok biliyorum. Paradox interaktif oyunlarında yapay zekanın eğer mantığını anlarsınız, neler yapabileceğini çözerseniz oyunu oynamak çok kolaylaşır. Ona göre strateji geliştirirsiniz ve oyun sizin için orada bitmiştir. Ben bu oyunda nasıl kolay bir şekilde ülkeyi yönetebileceğinizi, nasıl bir kolay bir şekilde imparatorluk kurabileceğinizi sizlere göstereceğim. Onun dışında işte şu özellik böyle falan tarzında gitmeyeceğim. Sadece benim gerekli olduğunu düşündüğüm özelliklere değineceğiz. Onlar dışında zaten bakmak istiyorsanız her şeye Türkçe yama var. %100 bir Türkçe yama var. Çok başarılı bir Türkçe yama var. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi oyunumuzda iki tane senaryo var. Onların alt şeyleri falan var. Onlara takılmayın. İki senaryo 867 ve 1066 senaryosu. Bu senaryoda istediğiniz ülkeyle oynamak için bakın burada gözükmüyor. Şuraya basmanız lazım. Hükümdarı seçtik seçme şeyine basacaksınız ve seçeceksiniz. Şimdi size en önemli tavsiyem. Oyuna yeni başladıysanız sizin oynayacağınız iki tane ülke var arkadaşlar. Gidip o oh, burada Bizans. Oh my god man. Burada kocaman bir ülke. Of Selçuklu işte. Ulan of Selçuklu ile oynayayım. Kocaman ülke zaten içinden geçti. bunlar yok. Bunlar Europa Universalis 4'te. Ve Hearts of Iron 4'te var. Bu, bu oyunda büyük ülkeyle başlarsanız sorun yaşarsınız. Büyük ülkeyle başlarsanız oyundan soğursunuz. Çünkü sizin öncelikle yapay zekanın neler yapabileceğini çözmeniz lazım. Bu da çok basit. Şimdi oyunda size tavsiyem iki tane ülke var. Birincisi Monster serisini yaptık. İkincisi ise Bohemia. Şimdi size tavsiyem Munster ile oynamanız değil. Yani Munster bağımsız bir devlet. Serisini yaptık izleyebilirsiniz zaten. İmparatorluk ee, imparatorluk kurduk onda. Bu Bohemya bir şu anda Kutsal Roma İmparatorluğu'na bağlı bir ülke. Bu ülke oyunun başlangıçta bence en iyi, en sorunsuz ülkesidir. İçerisinde altın madeni vardır. Ve koca iki tane düklüğü yönetiyorsunuz burada. Şu toprakların tamamı iki tane düklük. Bu da muazzam bir size güç kaynağıdır. İleride Hiçbir toprak almanıza gerek kalmadan Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başına geçersiniz ve bu iki düklükle Kutsal Roma İmparatorluğunu sorunsuz bir şekilde yönetirsiniz. Bu oyunun mantığını kavradıktan sonra ise oynamanız gereken Selçuklu devleti var. Bu Selçukluyla da oynadığınızda bunu da yönettiğinizde artık zaten oyunda her ülkeyi yönetebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi Bohemya biz bununla bir oynayacağız. Başlayalım bakalım. Şimdi bu ülke bir altın madeni var. Kaslav'daydı sanırsam. Geliri oldukça yüksek. Bir düklük ve hemen hızlı bir şekilde kral olabilecek. Ben bu videoda bir seri yapmayacağım. Bir oynanış göstermeyeceğim. Size sadece oyunun mantığını söyleyeceğim. Zaten ben bunların serisini yaptım. Munster serisi yaptık. Selçuklu serisi yaptık. Şu anda Osmanlı serisi yapıyoruz. Bir Viking serisi yapacağız. Yani zaten serilerini yapıyoruz. Ben size sadece bu oyunda seriye ayıracak uzun vakti olmayan arkadaşlar için oyunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi efendim bir imparator olmak istiyorsanız sadece hak iddianız ve o imparatoru yenip o imparatorun ünvanını almanız yetmez. Bir imparator olmak istiyorsanız eğer güçlü olmalısınız. Güçlü olmadan imparator olursanız ezerler sizi. Sorunlar yaşarsınız. Bu her ülkede istisnasız değişmez. Her kral öldüğünde bir ton entrika çevirip milletin götünü yalamanız gerekmektedir ve ancak pamuk ipliğine bağlı bir şekilde yaşamınıza devam edersiniz. Yani bu oyunda imparatorluğu almak için raşlamanıza gerek yok hemen hızlı bir şekilde ben imparator olayım şunu yeneyim bunu yeneyim tak o ünvanı aldım tak bu ünvanı aldım of devletim kocaman oldu gerek yok bu oyun sakin kafada oynanması gereken benim şeyimle benim düşüncemle sakin kafada oynanması gereken bir oyun şimdi bohemya iki tane koca düklüğe sahip oyunda iki düklükten fazla düklük sahibi olduğunuzda vasallarınızla ilişkileriniz düşmeye başlıyor Eksi 15 ceza yiyorsunuz ilişki cezası yiyorsunuz Bu Belki siz güçlü olduğunuzda sıkıntı yaşanmaz Ancak siz öldükten sonrasında varis tahta geçtiğinde Diğerleriyle problem yaşamanıza neden olabilir Bu yüzden her zaman iki tane düklüğünüz olsun Ve iki düklüğünüzün tamamı sizin kontrolünüzde olsun Hiçbir vasal yönetmesin orayı Şu anda bizde dört tane vasal var Sizin Ana hedefiniz öncelikle Topraklarınızı genişletmek değil topraklarınızı merkezi otoriteye bağlamak olmalı. Topraklarınızı tamamıyla siz yönetmelisiniz. Düklük topraklarınızı siz yönetmelisiniz. Öncelikle bir kendi götünüzü sağlama aldınız. Kendinizi korudunuz. Ve şu an 5 tane varmış bu arada. Kendinizde bir problem yok. Ve bu iki düklük toprağını da siz yönetiyorsunuz. Ondan sonrasında artık dışı açılmaya başlayabilirsiniz. Yani oyunun mantığı bu. Öncelikle sen bir kendi sorunlarını çöz ondan sonrasında ilerle. Şimdi şurada bir ülke sekmesine girdik. Taht otoritesini yükselttiğinizde ikinci kademeden itibaren milletin ünvanını feshedebiliyorsunuz. Gidip şuna ünvan feset dediğinizde eğer yeterince güçlüyseniz kabul edebiliyor. Etmezse de siz eğer bunların hepsinden güçlüyseniz etmesinler kardeşim. İsyan etsinler size. Dövün. Ve hepsini hapsedip ünvanlarını alın. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ancak ileride sorun yaşarsınız. Bu sizin gücünüzü arttıracak bir şey. Öncelikle güçlü olmanız lazım. Neydi bizim altın kuralımız? Bir imparatorluk yönetmek için önce güçlü olmanız lazım. Güçlü olursanız eğer kimse size baş kaldıramaz. Bu oyunda diplomasıyla bir yere kadar. Eğer siz öldükten sonrasında varisiniz tahta geçtiğinde yeterince güçlü değilseniz eninde sonunda size isyan ederler şununla ittifam ben, bununla ittifam. Pamuk ipliğinde yürüyemezsiniz. Yani bir devletinizin birlikteliği bir pamuk ipliğine bağlı olmalı, olmamalı. Sizin tamamıyla merkezi otoritenizin gücüne bağlı olmalı. Sizin güçlü olmanız lazım. Bunu da nasıl yaparsınız? Dediğim gibi ilk önce bunları feshediyorsunuz abi. Bu hem muazzam bir ülke iki düklüğü var ve hemen krallık olabiliyorsunuz. Krallık kademesini yükseliyorsunuz. Süper bir ülke gerçekten. Altın madeni falan var. Gelirden uçacaksınız. Şu menüyü her zaman açın. Şu menüyü açıp mülklerinizin her zaman şeylerini görün ve bunlara da binaları inşa edin. Her zaman bir öncelikle bir kendinizi kasıyorsunuz, binaları inşa ediyorsunuz hocam. Her yerde binaları fulllüyorsunuz. Size tavsiyem düklük başkentlerine her zaman şu askeri akademileri inşa edin. Şövalye önemlidir. Bu şövalye şöyle göstereyim. Bakın. Şu adam bizim şövalyemiz diye bahsedin. Bu kadar tırt şövalyeniz olmaz. Genelde çok daha iyi şövalyeleriniz olur. Her dövüş becerisi 100 atar ve 10 dayanıklılık demektir. 30 dövüş becerisi olan bir şövalyeniz olsa yani 100 ile çarpın adam bir orduya bedel oluyor. Dayanıklılığı da fazla oluyor. Yani şövalyeler çok önemli oyun başında. Ordunuzun büyük bir gücünü şövalyeler oluşturuyor. Daha sonrası düzenli orduya geçersiniz zaten. İleride artık milisi hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Tamamıyla düzenli ordularınızı toplayacaksınız sadece. Yoksa ekonominize çok büyük her savaşta darbe vurulur. <laughs> Şimdi onun dışında şu ülke sekmesine geleceksiniz hocam. Boş yerleşimler. İki tane düklüğünüz var. Ve bu düklüklerin kontluklarında boş yerleşimler olacak. Bunları sizin mülk limitinize kadar doldurun. Ben genelde 11 mülk falan yaparım. Ee, şu anda bizim eleman 6 tanesini kontrol ediyor. Bunun için tabii ki de bir dahi adama ihtiyacınız var. İyi bir kadına ve daha sonrasında ise idareci bir elemana ihtiyacınız var. Yaşam tarzını çocuklarınızın seçebiliyorsunuz veretlerse eğer. Mesela şu çocuğun yaşam tarzını her zaman idareci seçin. Hiçbir zaman askeriye'ye eğitilmesinler. Hiçbir zaman diplomasiye eğitilmesinler. Hiçbir zaman entrikaya eğitilmesinler. Oyunun en önemli şeyi idarecilik. Çünkü idarecilik sizin alacağınız vergiyi belirler ve topraklarınızın sayısını belirler. Eğer mülk sayınız, mülk limitiniz yeterli değilse yeterince toprak kontrol edemezsiniz. Ve fazla toprağınız varsa eksiler yersiniz. Buradan da her zaman idareciden ortadan gidiyoruz ilk önce şunun için. Buradan mülk limitini 2 arttırsın diye. Ve karınızı da her zaman zeki, dahi birini seçin. Size iyi çocuk verebilmesi için ve hükümdara yardım etten genelde mülk yönetimi seçiyoruz biz. Şimdi bunun dışında dediğim gibi ülke kısmından boş yerleşimleri Kalelerle dolduracaksınız limitinize bağlı Sizin ileride ne kadar limitiniz olacağını ben bilmem Ona göre karar vereceksiniz Geri kalanları da Tapınak yapın Tapınaklarda Size yine bağlı oluyor merkezi otoriteye bağlı tam bağlı değil Şu adama bağlı oluyor şu adamla size bağlı olduğu sürece onlar da size bağlı oluyor bu adamla da ne kadar ilişkiniz iyi olursa psikoposla Size o kadar fazla da katkı verir Mesela şu an bakın Göstereyim Piskopos vasallardan gelen katkıya bakalım. Bakın şuraya baktık ve buradan kilise yerleşimleri bana 77 katkı veriyormuş. Bu adamla aram iyi olduğunda bakın ne kadar arttı asker sayım ve kilise yerleşimleri 77 veriyordu 429'a çıktı. Piskoposunuzla her zaman aranız iyi olmak zorunda bu yüzden. Çünkü tapınakları o kontrol ediyor ve tapınakların katkılarını size veriyor. Ondan sonrasında oyunun mantığı bu. Bunu yaptığınız sürece her şeyi yaparsınız. Konseyde vekil harcınızın gelişmişliğini arttırtın topraklarınızda. Bu adam iyi adam seçin gelişmişliği arttırsın. Ondan sonrasında şurada her zaman dışlara bırak abi dış ilişkileri güçlendirsen ne olacak? Her zaman iç ilişkileri arttırsınlar bu şans oğluya. Devletinizin içindeki problemleri çözsün. Ve genelde burada orduyu organize et seçiliyor olur. Bu adam komutan eğitmeye gelsin komutanlarınız eğitilsin. Şunu da istediğinize göre bir plan yapıyorsanız sizi destekletebilir veya destek planları sekteye uğratmayı seçebilirsiniz. Onlar dışında size söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Yani tek tek mekanikleri anlatmam size. Yani bu sıkıcı olur. Bunda zaten bir ton video var abi. Herkes çekiyor anasını satayım. Şu din sekmesi. Dinde şuradaki kutsal bölgeleri alırsanız şunlara şu bonusları kazanırsınız. İşte Roma sizde olursa tüm Katolikler artı bir idare kazanıyor falan filan. Bunların zaten abi oyunda Türkçe. Oyun zaten yüz Türkçe yeme var. Okursanız bunları anlarsınız. Oyunun mantığı dediğim gibi arkadaşlar. Bu kısa bir rehber videosu olacak zaten. Sizin gücünüz ne kadar fazlaysa o kadar toprak yönetirsiniz. Her zaman siz güçlü olmak zorundasınız. Bu oyunda raşlamayın. Devletinizi her zaman güçlü tutmaya çalışın. Yani şu iki düklük tamamıyla dediğim gibi ünvanlarını fesheteceksin abi şunun. Bu adam bu ünvanları sana verecek. Vermezse zorla alacaksın. Ondan sonrasında bu bakalım verebiliyor mu birini deneyelim. Bak %100 veriyor. Ünvan feset dedin. Aldım bu adamdan elinden. Bak. Şöyle. Bu, bu artık senin ünvan senin. Burasının katkıları sana gelecek. Sonra bu adam velet. Veletlerden çalmak daha kolaydır. Biz de şu anda mülk limitimizi aşacağız. Aldık adamın elindekini. Ondan sonra daha da fazla da istiyorsan kabul etmezse de bırak sana kabul etmesinler isyan etsinler. Şuradan bir yaşam tarzı seçelim. 7 oldu. Dur bakalım isyanı tokatlayabilir miyiz şu an deneyeceğim. Kabul edecekler yüksek ihtimal şey e şeylerin hepsi katılacak bana saldıracak yüksek ihtimalle tamam. Gördüğünüz gibi hepsi bana isyan etti. Hiç sıkıntı değil. Korkmuyoruz abi. İsyan devletin düzeninin sağlanması için bazılarının hapsedilmesi lazım. Şimdi şu adamların hepsini tokatlayacaksın. Ya birader dur. Beni konseyde görmek istiyormuş. Eyvallah. Adamı tokatladık. Alıyor toprağını. Hemen hızlı bir şekilde. Bunların hepsi hapsedilecek böylelikle. Bu arada bayağı kalabalıklar ha. Vallahi bayağı kalabalıklar. Bizi yenme şansları var. Soylu kan buradan da bu arada kan, kanı seçin her zaman ırsi özellikleriniz artsın onun dışında karınızı boşayın eğer yetenekli değilse boşayın ve yetenekli bir kadın alın zeki olması özellikle önemli zeki veya dahi çocuğunuzun zeki ve dahi olması lazım ki devletinizi iyi kişiler yönetsin. Yani oyundaki altın kural güçlü olacaksın devletinizin idarecisi iyi olacak bu başka bir şey yok abi şunu bir tokatlayabilir miyiz dur bakalım. Praga gelse içinden geçerim de. Konseyi dolduralım. Ben göstereceğim diye çok şey yapmadım. Bunu da yetenekli adamlara verin. Bizde çok yetenekli adam yokmuş şu an. Yetenekli kim varsa ona verin. Bazıları ilişki kasmak için yapabiliyorsunuz ama ben genelde yeteneklilere veririm. Şu adamı aldım. Paralı asker aldık. Şunları tokatlamak için. Gel abi toplan. Şunların içinden bir geçelim. Kasla bu kurtar. Yani bunların nasıl unvanlı feset edeceğinizi gösteriyorum. Ya yani zor bir şey değil abi. Size çok fazla isyan edemezler. Al barış oldu bak şimdi. Hepsi artık. Bu isyana katılanların hepsi artık hapsedildi. Bas abi unvanlı feset. Tek tek unvanlı feset Hiçbir şekilde sıkıntı çıkaramaz artık. Bu bir tiranlık eylemidir. Takılmayın abi. Tiran olmak çok da problem bir şey değil. Tiran olun. Başlarda tiran olmak zorundasınız zaten. Yoksa devletin sıkıntı çıkarır. Devlette de sıkıntı olur. Benim her zaman kullandığım taktik bu ve bir şey yarar. Her zaman işe yarar. Tabi bunu şu anda biz hepsini fes Bize katkıdan çok zarar verecek. Bu adam isyana katılmış. Sen baba yiğit bir adamsın. Çünkü bizim mülk limitimiz bu kadar değil. Bunları zamana yayarak yapmanız lazım. Yani altın kurallar. iki tane altın kuralımız var. Bunları hemen her zaman uygulayın abicim. Siz güçlü olacaksınız. Öncelikle yatırım yapacaksınız. Topraklarınıza binalar dikip gelişmişliğini arttıracaksınız. Ve buradan boş yerleşimleri dolduracaksınız, yeni yerleşimler inşa edeceksiniz. Daha sonrasında gücünüz arttığında ilerleyebilirsiniz. İkinci altın kuralda iyi kişiler devleti yönetecek. Devleti iyi kişilerin yönetmesi için de bu varisimizi tutsak yapmışız, bu da isyan etmiş herhalde. Karınız zeki olmak zorunda, siz de zeki olabilirsiniz. Dahi de olur. Yetenekli bir çocuk doğuracaksın. Ondan sonrasında onu da şuradan kardeşim ne yapacaksın? Ee, buradan idare eğitimine vereceksin. Sonrasında bakın şu anda yok ama saray mensupları ha, varmış. Şurada saray öğretmeni alacaksın. abi. mükemmelleri ve iyileri aldın genelde. Saray öğretmeni ne kadar iyi olursa çocuğunuz o kadar iyi eğitilir. Ve bu çocuğun midas dokunuşlu olursa artı 8 idare yeteneği veriyor direkt olarak. Ve çocuklarınız her zaman size eğitim ee, eğer çocuğu başa geçireceksiniz eğitim ve o çocuğu gidin abicim kendiniz idarecilik alanında yetiştirin. Özelliklerini siz almasını sağlayın. Onun dışında başka neler söyleyeceğim diye bakıyorum. Biraz plansız bir video olduğu için bu doğaçlama gidiyoruz. Artık kusura bakmayın. Onun dışında Hristiyan bir devletseniz. Ha ben bu devletin en önemli özelliğini söylememişim. Ha. Bu devletin veraset yasası erkek tercihle aile büyüğü. Yani devlet bölünmüyor abi. Bohemia'nın böyle bir özelliği var. Bu devletlerle oynarsınız eğer erkek tercihli konfedere bölünmeden dolayı eğer bu adam öldükten sonrasında devlet çocukları arasında bölünecek. Onun için de ne yapmanız gerekiyor onu da göstereyim. Mesela sizin bu kadar fazla çocuğunuz var. Erkek tercihli konfedere bölünme yönetimine sahip ülkeniz. Bunun için yapmanız gereken bir şey var. İki şey var daha doğrusu. Birincisi efendim yüksek orta ortaçağa geçtikten sonra aramacılık teknolojisini açacaksınız. Ve aile büyü yasasına geçeceksiniz. İkincisi ise onu yap, yap, yapamıyorsunuz. Yapamıyorsanız eğer gidip çocuklarınızı bir bir verasetten men edeceksiniz abi. Tıklayacaksın. Sağ tıklayacaksın. Ulan bunların hepsini niye edemiyorum ben? Ha şuradan. Verasetten men et diyeceksin. Bunun için de 75 ihtişam gerekiyor. Biraz da prestij gerekiyor. Çocuklarınızın hepsini edeceksin. Sadece sonra birini bırakacaksın ve devlet ona kalacak. İhtişam puanlarınızı da kafanıza göre harcamayın. Eğer veraset yasanız düzgün değilse. Benim anlatacaklarım bunlar. Yani oyunun genel olarak mantığını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar. Bunları yaptığınız sürece hiçbir şekilde oyunda devletiniz yıkılmayacaktır. Daha da fazla şey yapmak isterseniz, öğrenmek isterseniz bizim serileri de izleyebilirsiniz zaten. Bir de şunu söyleyeyim. Büyük savaşlarda genelde yaptığınız bir hata var. Abi mesela Kutsal Roma ile savaştığınız tek tek bunların şehirlerini işgal etmek yerine bekleyin kendi topraklarınıza. Onlar size saldırdıkça ordusunu yenin. Bekleyin gelsin ordusunu yenin. Barışı o şekilde yapın. Adam direkt zaten sürekli ordusunu yendiğinizde savaş skoru sizin tarafınızda olacak ve %100 olur. Yani tek tek koca ülke anasını satayım. Tek tek işgal edemezsin sonuçta. Birkaç yeri işgal ederseniz orayı kurtardıkça, kurtarmaya çalıştıkça ordusunu imha eder imha eder barış yaparsınız. Bu da bir diğer önerim. Ee, anlatamadığım çok şey vardır yüksek ihtimalle ama biraz doğaçlama video oldu. Kusura bakmayın. Böyle bir video gerektiğini düşündüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bay bay.